Türkiye'de engellilerin istihdamı, çevresel sorunları, toplumsal kaynaşmaları, yazılı ve görsel medyada onlara gösterilen değerler, sportif faaliyetlerin engelliler üzerindeki pozitif yansımaları, ailelerin engelli çocukları hakkındaki düşünce ve kaygıları. Hayatı anlamak, paylaşmaktır. Engelsiz yolculuğun seyir defteri çok özel konu ve konuklarıyla Müslüm Söyler'le başka açıdan başlıyor. Evet, bugün Amasya Taşova Sakatlar Derneği Başkanı sevgili Yavuz Aydın burada stüdyo konuğumuz. Öncelikle kendisine hoş geldin diyoruz. Müslüm Bey, hoş bulduk efendim. Bize bu imkanı verdiğiniz için, Amasyalardan geldik. Bizi engelli kardeşlerimizin bütün sorunlarını anlatmak için bize bu imkanı verdiğiniz için size ayrıca teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Evet, Amasya Taşova diyoruz. Taşova'da zannedersem kaç yılında kuruldu sizin dernek? 1999 yılından beri faaliyette Müslüm Bey derneğimiz. Aynı zamanda 99'dan beri ben başkanlığını yürütmekteyim. Öyle işte bütün arkadaşlar, engelli arkadaşlarımızın her türlü sorunlarına ilgileniyoruz. Elimizden geldiği kadar. Peki dernek kurmak fikri nereden aklınıza geldi? Taşova'da zannedersem daha önceden bir dernek yoktu. Evet. Herhangi bir faaliyet yoktu yani Müslüm Bey. Dernek kurmak, ben aynı zamanda Taşova Belediyesi Haklı İlişkiler Müdürlüğü, emekli Haklı İlişkiler Müdürlüğü yapmış bulunmaktayım. Hı hı. Engellerimizin konusunu bir açıklık vardı Taşova'mızda, bir boşluk vardı Müslüm Bey. Biz şimdi engelli Taşova'mızda ilçemiz, beldemiz, kasabamız, köylerimiz dahil 1600'e yakın engellimiz var. Ben geneline bakıyorum yani. Genel olarak Taşova zaten köy fazla olan bir ilçemiz. Evet, efendim. Kendi merkezinden daha ziyade köyleriyle çok büyük nüfusa sahip bir ilçemiz. Peki köylere engellilerin sorunlarıyla ilgili çalışmalarınızda ulaşmanız zor oluyor mu? Gerçi senin kendi araban var ama en azından oranın yol durumları, oradaki coğrafi şartlar buna müsait. Müslüm Bey, şimdi biz bürokrasiden geldiğimiz için şimdi bu özürlü kardeşlerimizin yollarımız genellikle güzel. Kendi aracımızla gidiyoruz. Hatta sizin bir tane feşli bir arkadaşımız var. Sizin Kızgüldüren köyünden Serkan Kaya. Evet. Onların, Allah razı olsun, bizim bir iş adamımız Cemal Kayhan da bize çok destek oldu. Hı hı. Laptop konusunda geçen sene 3-4 arkadaşımıza laptop dağıttık. Yani bunları arabamızdan götürdük. Kendi bütün imkanları yerinde kalkamayan, onu da sosyal engelleri kaldırmak istedik. Yani beraber sizin de çok çapanız oldu. Burada İstanbul'da bizim elimiz, ayağımız, gözümüzsün. Sana teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Serkan kardeşimizi ara sıra gidiyorum, ziyarete gidiyorum. Çok teşekkür ediyor. Bizi o laptopuyla dünyayı görüyor. Yani şimdi internet çağındayız. Bastığı zaman her tarafı görebiliyor. Bizi bile izlemesine olanak sağlayan bir... Evet, evet, sana çok selamları var, saygıları var. Aleyküm selam. Biz gerçekten de buradan kendisine selamlarımızı gönderiyoruz Serkan kardeşimize. Bu arada Taşova'da engellerle ilgili sıkıntıları biz paylaşırken televizyon kanalı olarak da Kanal 9'un zannedersem bu aralar Amasya'da programı sayesinde. Evet Müslüm Bey, sizin sayenizde. Bu da bizi sevindirdi. Evet. Taşova Belediyemizin de çanak anteni var, uydu anteni. Evet. O uydu anteninden şu anda bizde izlemektedir. Sayın Taşova Kaymakamımızın ve Sayın Belediye Başkanımız Özgür Özdemir'in size ayrıyetten selamlarını getirdim. Şu anda bizi Taşova'da... Bu arada kaymakamımız İbrahim Ali Şıvgın da engellilerle ilgili çalışmalarında... Onu anlatacağım efendim. Tabii ki her zaman bizim yanımızda. Artıyor. Evet efendim, her zaman bizim yanımızda. Öncelikle Müslüm Bey, bizi Sayın Kaymakam Bey'imiz emniyet binasına Sayın Mehmet Bey'in, iş adamımız Sayın Mehmet Sarı Bey'in destekleriyle bize bir asansör, engelli asansör yaptırdık. Kaymakamlık binası. Evet, kaymakam binasına engelli kardeşlerimiz en güzel şekilde zorlanmadan bütün daireyle, kaymakamlıkta bir nüfusa olsun diye zorlanmadan çıkıyorlar. Allah razı olsun. Kaymakamımız ve belediye başkanımız da çok üstün gayretleriyle
şu anda güzel bir şekilde engellerimiz çıkabiliyor. Ben aslında, sıkıntı yok. Ben aslında şöyle bir soru soracaktım. Diyecektim yani bir üst derneğe, herhangi bir federasyona bağlı değilsin. Tek başına bir derneksin. Evet. Biz şu anda ben de Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi'nde yöneticilikte olduğumdan dolayı. Sizi tebrik ederim. Ben de kendi derneğimizin bir şubesi olarak sizi görmek istiyoruz. Çünkü çalışkan böyle başkanlarımızın gerçekten genel manada hizmetlerinin duyurulmasına ve seslerini bu şekilde daha iyi duyuracağına kanaat getiriyorum. Bu konuda sizin düşüncenizi alalım. Türkiye Sakatlar Derneği'nin bir şubesi olmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir teklif gelse. Evet, biz her zaman iyi olanın yanındayız efendim. Nerede bizim için engelli kardeşlerimize desteğin bol olduğu, basında bizleri daha ön plana çıkarttığı derneklerin her zaman, yani biz bir alt kurum olmakla da gurur duyarız. Biz elimizden geldiği kadar her türlü yardımcı oluyoruz ama o dediğiniz bunu zaten, bunu zaten sizin kendi alanınız açısından demiyorum. Mesela siz şu anda o bölgedeki iş adamları olsun, halkı olsun, toplumu olsun, kurumsal başkanlarımız olsun, hepsinin sizin yanınızda yer aldığını biliyoruz. Sizin herhangi bir derneğin üst derneğin de ihtiyaca duymadığınıza da eminiz. Evet. Ama bizim istediğimiz şu, bir Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi'nde böyle bir başarılı başkanın da o safta yer alması, onlarla birlikte hareket etmesi, evet, bizim genel manada bir hizmetimizin akışını duyurması konusunda güzel olur. Evet efendim, siz de olmaktan gurur duyarım tabii ki Müslüm Bey. Siz de yönetimdesiniz. Biz aynı zamanda sizinle lise arkadaşıyız, beraber okuduk aynı sınıfta, okul arkadaşımız. Başkanımız da bizim eski okul müdürümüz. Evet. Özgür Özdemir. Ona da buradan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Şimdi Müslüm Bey izin verirsen bize büyük destekler olan Taşova Kaymakamımız, Taşova Belediye Başkanımız Sayın Özgür Özdemir. Aynı zamanda Müslüm Bey siz sormadınız. Benim engellilerden ne biliyorsun Taşova Belediyesi'nin altında Sümer'in yanındaydı. Orada engellilerimize, kardeşlerimize oturacak uygun bir yer değildi yani. Aslında bunları soracağız ama işte sizlere geleceğiz sevgili başkanım. Yer meselesi tabii ki önemli çünkü bir derneğin sadece bir tabela derneği değil de onun kendi mekanının olması, bir yerinin olması, vatandaşların gidip kapısını çalacağı bir yer olması gerekir. Bu konuda da var mı öyle bir yeriniz? Onu soracağız. Şimdi iyi bir konu teşebbüs ettiniz. Şimdi Sayın Kaymakamımız ve Sayın Belediye Başkanımıza biz bu konuyu anlattığımızda derneğimizde engelli kardeşlerimiz güzel sohbet edeceği, birlikte kaynaşıp engelleri kaldıracağımız bir derneğimize derneğimiz olması gerektiğini söyledik. Sayın Kaymakam ve Sayın Belediye Başkanımız Özgür Özdemir'e konuyu ilettiğimizde tabii ki sıcak baktılar. Her zaman bizim maddi ve manevi desteklerini veriyor Sayın Özdemir Belediye Başkanımız bize. Siz de biliyorsunuz tekel kapandı bizim Taşova'mızda. Tekel yaprak tütün, tekel boş binaları var. Oraya halk eğitim, ondan sonra şey geldi efendim. Bir üniversitede yapılacak zannediyorum. Üniversite, orayı kaymakamlar şey yaptılar efendim. Orada mı size yer alacaklar? Evet, orada halk eğitim müdürlüğü geldi oraya. Ondan sonra kütüphane geldi. Bize de engellilere bir tane güzel bir yer verdiler. Şu anda çalışma boya badana işleri bitti. Haftaya nasip olursa inşallah açılışını falan yapacağız. Sanırsam bu konuda size İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Atasoy da destek verecek. Evet. Çünkü o da engelliler konusunda duyarlı bir büyüğümüz. Evet efendim. Şimdi bir de bizim 7 engellilerin rampa sistemi, engelli parkları, bütün resmi dairelerde 7. Hükümetimiz de sağ olsun o konuda bizim engellilerin engelli parkları, bütün daire önüne engelli parkları yaptırıyoruz Taşova'da. Haberlerde de evet, onları bizim izliyoruz. Haberlerimizde Allah razı olsun yayınlıyorsunuz. Zaten onları görüyoruz ve onları gördükçe de biz tabii ki buradan son haberlerimizde de Taşova Emniyet Amirimiz Hüray Sancı Bey'e, Yasin Bey'e duyarlı, bütün gittiğimiz yer her yere Ali Rıza Bey'e, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiğimiz yerlerde bizi sıcak karşılıyorlar. Biz de her sağlam bir engelli adayıdır diyoruz Müslüm Bey. Onlar da sağ olsun bizim engelli parklarımızı güzel Taşova Devlet Hastanemizin Sayın Müdürü de o konuda sıcak. Bize engelli parkları her tarafa yaptırdık şu anda. İyi çalışmalarımız güzel. O zaman diyorsun ki Taşova'da duyarsız insan yok. Yok efendim konuda. Gerçekten yok. Taşova halkımıza çok teşekkür ederim. Şu anda bizleri Burcu Lokum'dan izleyen sevgili Asef Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bizim programımıza da destek olmak istiyormuş kendilerini. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Ayrıca Kapaklı'dan bize desteklerini gösteren Kadir Tanrıverdi, Vezir Emlak'a da buradan selamlar gönderiyoruz.